들려주네. 낭만이 맑은 여린 꽃잎에 따뜻한 마음을 너그럽게 고운 작은 손으로 희망을 담아주네. Hey sen yaşlı kadın. Bizimle ne yapacaksın söylesene. Bilge kadın Amitabha şarkısını söylemenizin iyi olacağına karar verdi. Ben bunu söyleyemem ama. Tabii sen böyle devam et. Cangum, yaralı mısın yoksa? Hayır efendim. Bunlar da kim böyle? Bırak gitsinler. Ama bu çocuklar dağın aşağısındaki köyden gelen casuslar olmalı. Şu kılıca baksana. Hey sen yaşlı kadın. Kime çocuk diyorsun sen ha? Ne var? Kıyafetlerine baksana. Hiç böyle şeyler gördün mü? Unutma, sen kabilemize önderlik etmesi gereken kaplan kadınsın. Herhangi bir şey yapmadan önce dikkatlice düşünmelisin. Bunu biliyorum. Başlarında sen olsan daha iyi olacak. Merak etme yaşlı kadın. Ne? Bana yaşlı kadın mı diyorsun? Sana yaşlı mı göründüm ha? Efendim, kesin artık. Sizce de çok geç olmadı mı? Neden yarını hazırlanmıyorsunuz? Size yeterince teşekkür edemem efendim. Onları odalarına götürün. Burada bir ıspanak tarlası var. Soğuk iklimde daha iyi yetişir. Bu yüzden burada yetiştiriyoruz. Genellikle avlanırız ancak sadece et yiyemeyiz. İşte bu sebeple yabani bitki kökleri topluyoruz. Ya da tarlada yetiştirebileceklerimizi burada ekiyoruz. Anlıyorum. Hepiniz uyanmış görünüyorsunuz. Günaydın efendim. Günaydın. Erken kalkmışsın bugün. Ben çok az uyudum. Hala çok yorgunum. Baksana halime. Yorgunluğunun geçmesi için en az bir hafta uyuman gerekiyor. Sen dün gece horlamasaydın ben çoktan kendimi iyi hissediyor olurdum. Ha? Kızların horladığını bilmiyordum. Ben horlamam. Asla horlamam. Ayrıca dişlerini de gıcırdattın. Ne? Bu bir yalan. Hayır horlamam dedim. Benim gibi zarif bir kız asla öyle hoş olmayan sesler çıkarmaz bir kere. Aynı gök gürültüsü gibi değil mi? Muhtemelen acıkmışsındır ama azıcık daha sabredin. Aa işte geldiler. Avladığınız hayvanların arkasından hep böyle dua mı edersiniz? Hiç daha önce böyle bir ortam görmedin değil mi? İlk defa burada gördüm.
Sence hayvanlar biz öldürelim diye mi yaşıyorlar? Tabii ki insanlar hayvanlarla kıyaslanamaz. Çünkü onlar akılsızdır. Yaban hayvanı bir hayvandır. Ancak aynı zamanda bir ailesi vardır. O yaşamak için doğdu. Hem hayvanlar hem de insanlar bu dünyanın parçaları olarak bir ahenk içerisinde yaşamakla yükümlüdürler. Düşüncesizce küçük hayvanları öldürürsek bu hayatın ahengine aykırı olur. Bu doğru. Dualarımızda sadece kendimize teşekkür etmemiz gerektiğini hatırlatıyor ve hayvanın boşu boşuna öldürülmediğinden emin olmak istiyoruz. Bizler de bu ormanın koruyuculuğunda yaşayan başka bir canlıyız. Anlıyorum. Şimdi bu eti yediğim için kendimi kötü hissediyorum. Nedenmiş o? Çünkü dün akşam odun toplamak için dışarı çıkmıştım. Birkaç ağacın dalını kırdım Dongi. Bu arada sizin kabileniz neden dağın aşağısındaki köyle uyuşmazlığa düştü? Bir süre öncesine kadar aramızda problem yoktu. Fakat dağlara çıkmaya başladılar ve düşüncesizce ağaçları kestiler. Hayvanları öldürdüler. Ve en sonunda başlarına pek çok şey geldi. Dağların kralı mı? Dağların kralı nedir efendim? Bu dağda yaşayan büyük beyaz bir kaplan vardı. Ay! Dağların kralı dağın aşağısındaki köyü cezalandırmak için aşağı indiğinde kaplanı kontrol edenin biz olduğumuzu düşündüler. Görünüşe göre siz kaplan kabilesi olduğunuz içindir herhalde. Biz kaplanın dağların kralı olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden onun özel olduğunu kabul ediyoruz. Biz böyle güçlü bir hayvanı nasıl kontrol edebiliriz ki? Bu yüzden ayrı düştünüz demek. Aslında çok da kötü gitmiyordu. Ta ki o olaya kadar. O olay mı? Olay bundan çok uzun süre önce olmuş olmalı. Gerçek bile olması şüpheli bir hikayenin oluşturduğu korku sebebiyle artık burada saklanamayız, tamam mı? Kaplan kasabasına gidip onların işini bitirmeliyiz. Çocuklarımıza bile birçok kötülük yapıp kaçıyorlar. Haklısın, hadi! Hadi gidelim! Geceleri ortalıkta dolaşan bir kaplan olmalı. İlk önce onun işini bitirmeliyiz. Ve sonra da onların... En cesur kadını kaplan kadın olarak seçiyor, onu liderimiz olarak kabul ediyoruz. Bugün kaplan kadınımız oradaki kadındır. Uzun zaman önce kaplan kadın dağlarda seyahat ederdi. Ve bir gün kapana yakalandığı için ayağını incitti. Görünüşe göre kapana zehir sürülmüştü ve durum çok tehlikeliydi. Daha sonra onu bir avcı gördü. Tedavi etti. Sonra da onu buraya getirdi. O avcı general 7 yıldız olmalı. Hikayeyi biliyor musun? Dağın aşağısındaki köyün insanlarından dinlemiş. Anlıyorum. Avcının omuzunda 7 tane doğum lekesi vardı. Bu yüzden herkes ona General 7 Yıldız derdi. Çok sayıda dağ boyunca seyahat eden çok cesur ve gözü pek bir avcıydı. Her neyse, kaplan kadın avcıyla yakın oldu. Fakat kabilemiz onun dışarıdan biriyle evlenmesine izin vermedi. Bu yüzden General 7 Yıldız kasabamızı terk etti. Kaplan kadın ızdırap içerisindeydi. Çünkü General 7 Yıldız'ı çok özlüyordu. Kaptan kadın olan isminden vazgeçti. General 7 Yıldız'ı aramak için köyü terk etti. Ne yazık ki zamanla birbirimize yabancılaştık. Aslında kaplan köye saldırdıktan hemen sonraydı. Böylece kaplan kadını gördüklerinde ona aynı şekilde saldırdılar. Kaplan kadın saldırıya karşı kendini koruyordu. Ve bu kavganın sonunda birkaç köylüyü yaraladı. Dağın aşağısındaki köyün bütün genç erkekleri ona saldırdığı halde onunla baş edemediler. General 7 Yıldız uzak bir mesafeden bu durumu gördü. Kaplan kadını bu kavga esnasında tanıyamadığı için bir ok attı. Ok kaplan kadına isabet ettiğinde arkasına dönünce General 7 Yıldız vurduğu kişinin kaplan kadın olduğunu anladı.
ona doğru koştu. Onu kollarının arasında tutarak ağladı. Bu çok kötü ama. Bu sebeple birbirinize düşman oldunuz demek. Yani olmuş olmalı. Hadi şimdi yiyelim. Ben küçükken bu köy çok büyük bir köydü. Kaplan kasabasıyla dostluk içinde yaşıyorduk. Barış ve ahenk içinde yaşıyor, bizim tahıllarımız ve çiftlik hayvanlarımızla onların hayvan derilerini ve sebzelerini de iş tokuş ediyorduk. İki kasaba birbirine düşman olduğundan beri köydeki herkes güçsüzleşmeye başladı. Yemek tarifindeki listede ıspanak da var ama burada yok. Ah, sanırım şirketle ilgili bir problem olmuş. Ispanak yerine kadar gelmeyecekmiş. Bu yüzden başka bir şey hazırladık. Bal kabağı haşladık. Ispanaktan daha besleyicidir. Bütün 5 renginde masada olması gerektiğini söylerler. Masada yeşil bir şeyimiz yok ve korkarım ki durum majestelerinin diyet dengesini bozacaktır. Haklısınız. Biraz salatalık turşusu getir. Evet hanımım. Bu arada çok tuhaf olduğunu düşünmüyor musun? Tuhaf olan nedir anlamadım. Sankunka'nın dün anlattığı Geumgang Sandağı kaplan hikayesiyle bu kaplan kadın hikayesi bence çok benziyor. Ha? Şimdi sen söyleyince evet çok benzerler. Eski hikayelerin çoğu birbirine benzer Dongi. Evet ama bu masalların çoğu yaşanmış hikayelerden alınmıştır. Bunu biliyor muydunuz peki? O zaman Geumgang sandığı kaplan hikayesi kaplan kadın hikayesinden doğmuş olabilir. Doğrusu o konuda emin değilim. Kadın kaplan için çok üzülüyorum. Geumgang. Hikayeler değişir, üzülme. Belki de sonrasında ömürleri boyunca mutlu yaşamışlardır. Gerçekten mi? Genellikle hikayeler üzücü olduğunda daha dikkat çekici olur. Bu yüzden büyük ihtimalle çocukları falan olmuştur diye düşünüyorum ben. Bu çok hoş olurdu. Ne oldu? Ne düşünüyorsun böyle? Efendim, dağın aşağısındaki insanların neden toparladığını düşünüyordum. Herhangi bir fikrin var mı peki? Yemek yüzünden. Burada çok fazla çeşit yok. Ancak bütün renkler bir denge içinde sunuluyor. Ama köyde bu şekilde değil. Haksız mıyım efendim? Haklısın. Ne kadar pirinç yerse yesinler, eğer diğer yiyeceklerden de yemezlerse bu genel sağlık dengesini bozar. Ayrıca buradaki herkes teşekkür etmeyi biliyor. Aşağı köydeki insanlarsa sürekli başkalarını suçluyorlar. Bu durum bile sağlığı etkileyebilir mi? Bakın her şey zihinde başlar. Aynı yiyecekleri yesen bile o yiyecekler için minnettar olduğun durumda ve tersine aldırış etmediğin durumda vücudun farklı tepkiler verir. Hiç şimdiye kadar hasta oldunuz mu efendi Suroya? Ne? Hasta olmak mı? O da ne? Ne dediğinizi anlıyorum. Yani köyün insanlarına uygun şekilde davranabilecek misin? Eğer düşündüğüm şey doğruysa öyle olmalı. Hadi. Beceredin. Yürü. Ne yapıyorsunuz siz? Artık bizi daha fazla güçsüzleştirmenize izin vermeyeceğiz. Ya ölürüz ya da sizi buradan def ederiz. Anlıyor musunuz bizi? Biz dağın aşağısına hiç gitmedik. Sizin hasta olmanız neden bizim suçumuz olsun ki? Kötülük yaptınız. Bize kötü davrandınız. Evet, hiç doğrudan cevap vermediniz. Ancak sizler suçlu olmalısınız. Her şey yakın. Meşaleleri atın. Aklından bile geçireyim deme. Hayır, lütfen beni dinleyin, lütfen.
Çekil yolumuzdan. Bu iş seni ilgilendirmez. Atın. Geçerleri atın. İşte bakın gördünüz mü? Çatı yangın. Yanıyor. Ah yangın. Yardım yanıyor yangın. Şuraya bakın. Dışarı lütfen. Çıkın. Çatı lütfen yanıyor. Yardım edin. Biri bir şeyler yaptı. Buraya gel. Su getirin. Geçin. Su getirin. Olamaz. Dolly. Baba. Yaşıyorsun Dolly. Ne kadar endişelendiğimi biliyor musun canım? İşte bu sizin suçlu olduğunuzu ispatlar. Onu kaçırmak için kaplan kötülüğü yapmış olmalısınız. Neden bahsediyorsun sen? Ormanın içinden geçti ve dağların kralı onu bize getirdi. Mazeret üretmeyi bırak. Sana inanmıyoruz. Bu doğru. Beni buraya büyük bir aslan getirdi baba. Ne? Gerçekten mi? Evet babacığım. Ve artık bacaklarım da ağrımıyor. Ne? Bu nasıl olur? Yemek yüzünden olmalı efendim. Yemek dedin. Peki bunun bizim güçsüz bacaklarımıza ne ilgisi var? Görünüşe göre beri olmuşsunuz. Sadece pirinçle beslenirseniz bir süre sonra yetersiz beslendiğiniz için bu hastalığa yakalanırsınız. O zaman iyileştireceğiz peki? Mi? Kaplan kasabasındaki insanlar gibi yapmanız gerekiyor. Ispanak hayvan eti ve pirinçle beraber yemeniz gereken yabani üzüm de var. Dali'nin buraya geldikten sonra çok daha iyi olmasının sebebi bu efendim. Doğru söylüyor. Evet doğru. Dali'ye bakın. Dali çok şimdi daha çok iyi. Daha... Buna inanmamızı mı istiyorsun bizden? Kes artık. Baba. Ama sen buraya neden geldin? Senin sihirli tabiatın sebebiyle bir şeyler yapamayacağından endişe ediyordum. Başka neden olsun? Anlıyorum. Beyaz pirincin yeterli olacağını düşünmüştüm. Bu yüzden başka ekinlerle ilgilenemedik. Atalarımız kaplan kabilesiyle barış içinde yaşadılar ve bu problemi çözdüler. Biz de onlar gibi yapabiliriz. Artık yanlış anlamalar ortadan kalksın. Bizim cahilliğimiz sizi büyük sıkıntılara soktu. Lütfen bizi affedin. Lütfen üzülmeyin. Her şey geçmişte kaldı. Özür olarak geçen yılki pirinç hasadımızı hemen size göndereceğiz hanımefendi. Hayır, bu hiç gerekli değil. Bunu yapmanıza hiç gerek yok. Geçen yılki hasadımız çok iyiydi. Bu yüzden her ikimize yetecek kadar pirinç var. Bu yüzden kötü hissetmeyin. Hı hı. Hemen eti ve ıspanağı getirin. Et ve ıspanak mı? İlk önce hastalığı iyileştirmeliyiz. Evet efendim. Şimdi hastalığa neyin yol açtığını biliyoruz. Sebzeler ve çiftlik hayvanları yetiştirmelisiniz. O zamana kadar biz size yardım edeceğiz. Evet. Ama asla geri adım atmayacağız ve sizleri izleyeceğiz. Düşüncesizce hayvanları öldürüp ağaçları kesmeyin diye. Bunu aklımızda tutacağız. Bundan emin olabilirsiniz. O zaman her iki kasaba da tekrar dost oldu. Senin sayende. Aradığın şeyi buldun mu küçük hanım? Ha? Gümüş Okyanus'un girdabında... Bulut ve şimşek manzarasını izlemek için bir ejderhanın kükremesini takip ettim.
Sabit bir sisimiz ve büyük bir şelalemiz var. Ancak hastalıklar üzerine hiç çalışmadık. Bu yüzden artık böyle olmamalı. Anlıyorum. Geum Gangsan Dağı çok büyük bir yerdir. Diğer tepeleri kontrol etmeye ne dersiniz? Bütün diğer tepeleri mi? Onlardan tam 2000 tane var. Ve bu biraz garip. Ne demek istiyorsun? Jomgang Sandağı kaplanlarıyla ünlüdür. Bu yüzden ondan bahsederken ejderhanın kükremesi yerine kaplanın kükremesi denmiş olmalıydı. Anlıyorum. Ejderhanın kükremesi cümlesi bir ipucu olabilir. Ne demek istiyorsunuz? Ejderha ve kaplan eşit güce sahip iki ayrı yaratık olarak kabul edilir. Bu yüzden batıdan devam edebilirsiniz. Jomgangsan Dağı'nın tam tersi yönünde. Batıdaki büyük dağ. Moyangsan Dağı. Moyangsan Dağı mı? Moyangsan Dağı nerede? Batıda. Oraya nasıl ulaşacağız ki? Çok uzak görünüyor. Yine de Jomgangsan Dağı'ndaki 2000 tepeyi aşmaktan daha mantıklı değil mi? Bence de. Misafirperverliğinizi her zaman hatırlayacağız. Teşekkür ederiz. Bizim size teşekkür etmemiz gerekir. Bu arada Cangum nereye gitti? Göremiyorum. Şelaleye gitti. Şelale mi? Kısa bir süreliğine de olsa bizim burada kalmamıza izin verdiğin için sana teşekkür etmeye geldim. Bundan sonra en doğru şekilde hayatıma devam edeceğim. Nesli dağlarda bir yerde yaşadı. Cangum! Yeonseng! Hadi gidelim. Herkes bekliyor. Tamam. Sen neden gülüyorsun Cangum? Sana anlatacak bir hikayem var. Merak ettim. Ne hikayesi? Kaptan kadınla General Yedi Yıldız'ı hatırlıyor musun? Gerçek şu ki... Gerçekten.